Bengüsü Hanım servisleri hazırlarken Alev Hanım devam edelim biz. Benim evet evet bence. Şu üçlere gelelim ya. Neden üç verdiniz? Ben zaten dün de açıklamasını yaptım. Beğenmedim. Hani orada tabağınızı da beğenmedim. Lezzetiniz de zaten yoktu. Sadece tabaklama şeklim yanlıştı benim. Büyük servis tabağında servis yapacaktım. Yok ben zaten... Küçük de olduğu için biraz şeyler birbirine girmiş olabilir menüler ama lezzet olarak gayet lezzetliydi. Tabii ben beğenmedim. Ve çok sundum yani. 9 çeşit. Şeyle uğraştım orada. Damak tadıma uymadı. Kişiniz de beğenmedi. Bak damak tadına uymaması, başka bir şey yapamaması. Neyi yapamamıştı biliyor musun? Şundan puan kırmanızı anlarım order tabağından. Patates topları tatsız tutsuzdu evet. Gerçekten. Onun için biraz soğan muan falan bir sen koymuşsun ama alamamış lezzeti. Hakikaten haşlama gibiydi. Zaten peynire pastırmaya gerek yoktu tamam, dedi. Evet. Patlıcan sarma kötü söylüyorum. Patlıcan sarma kötü değildi yani çok öyle yağlı mağlı bir şey değildi. O da peynirli diye yetiştirdik ama bence olmuştu. Taratorların nesi vardı kimse bana bunu net diyemediniz ki bana. Yoğurdu çok kaçmış, sarımsağı fazla olmuş ya da mayonezi çok basmış. Çünkü yorum yapacak ben, bir şey bulamadım. Yani hemen... tarator'un nesi olmamıştı ikisinde onu anlayamadım ben. Gayet ben güzeldi. Sarımsak lezzetini alamadım. Ayrıca şunu söylemeyi... Buram buram sarımsak geliyordu be Ali. Başka bir bütün şey söyle inanalım. Bütün lezzetlerde sarımsak çok ben yoğundu. Ben patlıcanlarda da pişmemiş vardı. Hatta bir kişi yoğun dedi. Patlıcanlarda pişmemiş mi vardı? Benim tabağımda gerçekten pişmemiş vardı. Kameralarda izleyip göreceksiniz gayet iyi pişmişti hepsi. Kaynadı gitti yok gerçekten söylüyorum bunu. Sırt bağına bulmak için konuşuyorsunuz. Ben beğenmedim. Profetör Hanım'a da vıcık vıcık dediniz. Ama nesi vıcık vıcıktı? Yani böyle yoğurmuş, siz hiç paku falan yaptınız mı daha önce? Aa, ben profiterolü de çok güzel yapamam ama ay, o şekilde değildi. Ama siz kabul ettiniz sizin zaten. Tatlınıza... Yok yok demin şeklinin olmadığını kabul sıkarken şeklinin dinle, olmadığını dinle. Kabul sıkarken... ediyorum. Tadı gayet lezzetliydi. Sıkarken zaten dediniz yani poşetim patladı şöyle pateş oldu. Usu ama kötü zaten... müydü? Efendim? Pateş usu kötü müydü profiterolü? Değil. Çok yoğundu. Çok yoğundu. Hamurundan yani bahsediyorum ben. Ne yediğini biliyor ki hamuru ya bayağı. Zaten, hamuru zaten hamur olmuştu. Çikolatasını öncesinden de öpmüştü. Hani normalde servis edilirken bence ne yediğini de bilmiyor. Profiterol de nasıl yapılır bence bilmiyor Alev Hanım, Zuhal Hanım. Yok biliyorum genelde kendi yaparım ben. Kendi gününde zayıf aldığı için yanımda ben Ayşe'nin de fişini ha, ben çekeyim ben 5. olmayayım dedi. Diye mi dedi? Gerçekten ben... kendi sırasını bana versin diye dedi benim herhalde. Benim puanlarım ne olacak ya? Onları unutuyorsunuz galiba. Sizin adaletinize güveniyorum Zuhal Cuma Hanım. Günü yani yarışmışa şaşırıyorlar biraz. 3 yarışmacı ile birlikte hani 3 yarışmacı olduk dün işte mesela. Orhan Bey ile ve Alev Hanım'la aynı puandayım. Evet. Ve bunu kesinlikle hak etmiyorum. Dün 3 tamamen intikam puanıydı. Asla hak yoktu. Benim günümü oynadığımı düşünüyorlar 6 vererek. Fakat hak hukuktan haberleri yok daha. Dünkü masadaki gerginliğim de bu yüzdendi. Ağladın evet, hatta, sizden evet. Ve seyircilerden özür diliyorum bunun için. Ya istemsizce sesim yükselmiş olabilir. Çok. Ama gerçekten hakkıma girdiler Zuhal Hanım. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Birinin eti yanmıştı, haklısın. Birinin pişmemişti. Haklısın. En azından pişmişti. Biri yanık diyor, Bengüsü'nün pişmemiş dedi. Ben de tepkimi verdim. Açık çok oylamadaki tepkini, yani. Evet üzüldüm ağlamana da. Fakat sen orada da sinir masanın yaşadın. Başından itibaren desibelin çok yüksekti. Ayşe'cim ay bak kendini izleyince görecek acayip agresifti. Evet. Yani bu kadarına gerek yoktu. Masaya yumruklar vurmaya, bağırmaya, yok, çağırmaya. Onun için o istemsizce inandım. Teşekkür ederiz. Ama o Ayşe çok bağırdı. Ayşe Hanım masadan kovdunuz hanımefendiyi. Sizce bu normal bir şey mi? Masadan kovmamın sebebi Zuhal Hanım. Evet yorumlara açayım. Vıcık vıcık. Nasıl bir yorumdur bu? Biz öyle bir yorum aman, yaptık mı? Aman vıcık vıcığa gelene kadar neler diyorlar. Bir de o yanıktı bilmem ne mesela. Ha tabii denmemesi lazım. Bir yorum tasvip etmiyorum da. Resmen profiterle inceleyince vıcık 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 oyun oynamaya geldik. Zaten yemeklerimiz değil. Gerçekten sizinle lezzetli. Sizinle benim aynı mıydı bana 3-4 verdiniz? Benim tabii ki aynı değildi. Benimkisi daha iyiydi çünkü. Sizinki pişmemişti Orhan Bey hala. Pişmemişti. Ama Orhan benimki daha iyi diyorsun da göz var izan var pişmemişti. Sevgili yarışmacım. İç harcını yiyin dedi. Ben öyle hakaret ettim mi peki size? Siz de bana dediniz ki iç harcını yiyin o zaman. Yani hani ben öyle bir terbiyesizlik yapmadım. Yani bir ciğer siz getirmişsiniz önümüze. Yani terbiyesizlik değildi de o da yani yanlış bir şey tabir kullandı. Tabii. Yanlış söyledi. Hatalı Orhan bir yorumda bu. Orhan Bey de hakkımı yedi. Ama şimdi seninkinden daha kötü değildi Ayşe'nin. Ben sana söyleyeyim yemekleri. Onu bir çok Alev Hanım'la benim menüm bir miydi bu aynı puanları yani, verdiniz? Bana kalırsa Alev Hanım'ın menüsü sizin menünüzden daha iyiydi. Ay! Bana daha zahmetli. Gerçekten yazıklar olsun. Başka da yani, bir şey demiyorum size. Hayır yani. Alev'e 5 verdiniz. Ben gördüğümü, düşündüğümü söyledim. Alev Hanım'dan daha mı kötüydü benim yani, menüm? Bana göre öyleydi. En azından yanıktı. Benimkine sizin de yanık diyorsunuz. Bana da 5 verseydiniz. Yani. Hani mezeydi. Bir Orhan Bey'ciğim, zaten kurabiyeden akıl tutulmasını yaşıyorsunuz. Alev Hanım'a 5 verdiniz. Yanık etine. Bonfilesini. Evet. Benim de ciğerlerim yanıktı dediniz. Alev Hanım'ın en azından bir güzel çorbası vardı.
Güzel çorbası mı? Beğenmemiştiniz ya. Alev bir yandan yer misiniz? Neyi bekliyorsunuz ya? Kadı evinden karpuz mu gelecek? Sizin akıl tutulması yaşadığınızı düşünüyorum ya, ben. Ya tabii canım, siz kendinizi öyle avutun. Arkadaşlar benim günüm kaynamasın lütfen sizin kavgalarınızdan. O ayrı tabii, yemeklerinizi de yiyin. Bence Ayşe Hanım, Orhan Bey ve Alev Hanım aynı olması çok normal. Ben hala diyorum Ayşe Hanım tamam order tabağı hazırlamış ama içinde taratordan başka hiçbir şey yoktu. Tarator da bence lezzetli değildi. Dolayısıyla üçünün aynı puanda olması çok normal. Bence hak ettikleri puanı net aldılar. Ayşe Hanım aynı puanda olmayı hak etmiyormuş. Bence de hak etmiyor. Daha düşük olması lazımdı Ayşe Hanım'ınki. Dua etsin Bengisu Hanım 6 verdi. Yoksa 3'ten 4'ten fazlasını hak etmiyordu. Bence Alev Hanım ve Orhan Bey beni çekemedikleri ve puan kaygıları olduğu için beni de aşağıya çekmek istediler. Ama dediğim gibi bunu herkes izleyecek ve görecek. Böyle arkadaşlar içecek bir şey isteyen. Hah, şimdi sorabilirsin. Portakal alayım ben. Maalesef yok. Tamam, kola alayım. Tamam, harika. Ben de alayım. Çok teşekkürler. Yanmış yemek tamamen olmamıştır artık. Onun konuşulacak, tartışılacak da puanlanacak bir tarafı kalmaz. Çünkü yakmışsın. Ama bir yerde de bir yemek vardır. Az pişmiştir, çok pişmiştir. Yanında eşlikçileriyle, efendim ne bileyim üzerindeki sosuyla veyahut işte bilmem nesiyle en azından bir olmuşu varsa, ucundan kenarından gene de yanmışa oranla kurtarılabilmişse ve yenilebiliyorsa tabii ki takdir edersiniz siz kimse yanmış şeyi yemez yani. Ama hani çok pişirir, az pişirir, tartışır, puan kırarsın. Ama şimdi Ayşe'nin yemeğine de tamamen yanmış muamelesi yaptınız siz ikiniz. Alev Hanım'a 5 verdi, Ayşe de 4'le yakın. O zaman oraya da 5 verseydin, onda da aynı şekilde yanmış vardı. Alev Hanım'ın menüsünden daha aşağı tuttunuz ama dün gerçekten benim masamda yeseydiniz, tutarlı şeyli gelseydiniz, emin olun olsaydınız. Yok, o konuda yanlış düşünüyorsunuz. Ayşe yani. Hanım, ben zaten sizin tavrınıza göre bir yorum vermedim dün. Tavra gelmiyoruz demiştik yani, tadımlara olabilir. Geliyoruz demiştik. Sizinki yanıştı. Kişi geçiyorum. Kişi olmadı zaten. O da kabul etti. Kişi kabul ediyorum ben. Şekilde. Ana yemeğimle ordövr tabağımı asla zaten size... Zaten ana yemeği gibi değildi. Zaten ana yemeği gibi değildi yani. Onu ara yemek de yapabilirdiniz. Ara yemek olarak da tercih edilir ciğer. Akşam yemeği olarak da tercih edebiliyoruz bence. Ya siz tercih edebilirsiniz. Bunu ekranlar da görecek. Ekranları oynamayın. Gözünüzü seveyim ya. Ya tabii ki siz tercih edebilirsiniz. Baharat... Ciğerler de tercih ediliyor Zuhal Hanım. Her öğünde bence ben gene söyledim. Meze olarak da gelir. İsterseniz de yemek olarak da yersiniz, yaparsınız. Her türlü ama şöyle bir şey var. Baharatlıydı ciğerimiz. Sizin demiglas sos gibi hazır sos da kullanmadım. Kendim baharatladım, onları harmanladım. Evet, bayağı bir baharatlamışsınız. Evet. O kadar yoğun geliyor ki. Sizin yemek etinizden gene daha iyiydi. Ciğerin lezzeti gelmiyordu. Ciğerin lezzeti gelmiyordu. Yediniz mi? Yedim, baktım tadını. Hiç yediğinizi düşünmüyorum. Ciğeriniz gerçekten çok yani hiç ya. Yanık eti mi tercih ederdiniz Orhan Bey? Yanık eti onu zaten tartışmıyorum. Zaten tartışmıyoruz ama 5 verdiniz. 5 verdiniz yanık eti. 5'i hak etti ama. Yanında yani. Mantarı yoktu, mantarlı dedin. Demiglas sosunu hazır güzel, kullandım. Güzel ben patates soydum, patatesleri pişirdim. Güzel olanları da var. Neyi beğendiniz, beğenmediniz? Yani, hayır canım, güzel mantarı olan şeyleri de var. Mantar yok dediniz. Peki yemeklerin puanı nerede diye soruyoruz. 9 çeşit yemekten... Bir puan bile alacak hiçbir şey yoktu ki hiç puan vermediniz Orhan Bey. Masa da kötüydü, sunum da kötüydü. Nasıl kötüydü masanın ya? Masa da kötüydü. Ya ne öyle getirmişsin oraya ortaya bir şeyler üstüne kar sıkmış. Senin deşin yapmış. Yani. Sizin deşiniz yapmış Orhan ama Bey. Ama ne kadar da güzel durmuş. Tamam benimki de güzel. Başka yani, bahaneler kar sıkmıştı. Benim de kozalakları çocuklarım ormandan topladı sizin hayır, için. Yani. Bari çocuklarıma hakaret etmeyin. Aa tövbe ya. Emeğimi aynı için bakıyorsunuz. Biz niye hakaret edelim ya? Çocuklarım topladı dedim size onlara. Ya çocuklarım tamam, ormandan topladı. Kış geliyor dedim, güzel bir sunum yani, olsun dedim. Çocukların oyuncaklarını hepiniz getirip koysaydım. Hepiniz alıp o zaman hazır tamam. Çiçeği istediğin gibi. Lan diyor masanın ortasına hazır yani. Çiçek mi koysaydım size? Tamam çocukların oyuncaklarını getirip koysaydın o keşke zaman. Keşke koysaydım. Yani. Siz onu bile hak etmiyorsunuz ama keşke çocukların oyuncaklarını koysaydım. Kocaman ordüv tabağımı çöpe attınız siz benim. Ya kocaman ordüv tabağı yapmasaydın da birazcık az yapsaydın da ben buraya bana dört yemeğini dört biraz dört daha lezzetli bir şey yapabilirdim. Ben size dört dörtlükte masa sunsaydım siz gene bana aynı puanı niye aynı puanı yani bizim sadece verecektiniz. Bizim puanlarımız çünkü ben burada Zuhal Topal adaleti de var. Siz de düşük vereyim dedim. Neden verdim? Ben size düşük puan verdiğim için siz de ben de Ayşe'yi yanımda yakayım dedim. Sen Orhan'a kaç vermiştin? Gibi. Üç verdim Zuhal Hanım. İkisi... Dört verdim. Ha dört verdim. Özür dilerim. Ama gerçekten pişmediği halde dört verdim. Salatasına, emeğine dedik. Salataya ellerini soktu. Ben en azından salataya ellerimi sokmadım. Yani sonuçta ben bu ellerle o salatayı da yaptım. Tam yaptınız ama en azından kaseden alırken domatesleri ışık yani. Alabilirdiniz. Ellerimizi de yıkayıp da yapıyoruz. Tamam ben ellerimi yıkayıp yaptım. Yani o ama zaman sizin salatanızın yanında daha çok yemek verdim ben. O bahane değildi.
O zaman yani en azından 5-6 verebilirdiniz. En azından benim yaptığım yemek ama biraz bir şey söyleyeceğim. Yemekti. Bir ısıl işleme veya herhangi bir farklı işleme tabi tutulmayacak yemeği olduğu gibi alıp da birazdan yiyeceğimiz şeyi de ellerimizle tutmuyoruz. Veya eldivenle tutuyoruz veya ellerimizi yıkıyoruz veya aparatlarla yediniz tutuyoruz. Yediniz ayva kastı da yanıkta Levan'ımın. Şimdi hamur tabii ki elinle yaparsın ama pişecek o yani. Anlatabiliyor muyum? Şu aynı şey değil. Domatesi birazdan alacağız yiyeceğiz. Sen hani yıkamış koymuşsun fakat biraz sonra yine gene bilmiyorum. Sen yıkadım dedin. Senin sözüne güveniyoruz, itibat ediyoruz ama yani o tür şeylerinizi orada 100 tane alet edevat var yani kullanabileceğiz.